Osmanlı Devleti'nin son yılları olması nedeniyle askere alınmış bütün gençlerin katıldıkları savaşlardan birisidir Çanakkale. Hem Kara Savaşı hem Deniz Savaşı ama ağırlıklı olarak 18 Mart'tan sonra özellikle 25 Nisan 1915'ten itibaren başlayan Kara Savaşları'nda tamamen asker, yaya asker önemli görev yapmıştır. Bunlardan Kayseri'ye de büyük pay düşmüştür. Hatta askerlerin gece işte bir fırsat bulduğunda bir araya geldiği zamanlarda Cemal'i, Hüseyin'i, Ahmet'i, Hasan'ı, Ali'si bir araya geldiğinde bir tanışma fırsatı bulduklarında orada Trabzonlu, Diyarbakırlı, Urfalı, Kütahyalı, Yozgatlı, Nideli, Sivaslı, Kayserili askerlerin bir araya geldiği ve birbirlerinin aynı ideal uğruna savaştıkları bir ortamı, samimi ortamı görüyoruz. Özellikle de o dönemlerde askere alınanlar Kayseri'den de gitmiştir. Fakat benim Çanakkale Savaşları'nda yoğun olarak gördüğüm özellik şu, en çok adı geçen Urfa, Diyarbakır, Bosna, Trabzon, Niğde, Yozgat, Kayseri. Kayseri bunlar arasında. Yani hem şehit veren hem gazi bakımından zengin bir şehir Kayseri. Zaten o Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Şehitlerimiz isimli geniş kapsamlı kitap, 4 cilt olan kitapta da Kayseri bölümüne baktığınızda sayfalar dolusudur. Çanakkale Savaşları'nda Kayseri ve civarından 2000-2500 civarında bir şehidimiz var. Bunu bütün Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'mıza yaydığımızda 5000 civarında olduğunu görüyoruz. Bir o kadar da Çanakkale ve Birinci Dünya Savaşı İstiklal Harbi gazisine rastlıyoruz. Gazilerin sayısı o rakama ulaşmasa da 5000 civarında bir şehidin ve birkaç binde gazinin bulunduğu bir ilde yaşıyoruz. Ve Çanakkale sadece Kayseri için değil, Türkiye'nin her il için çok önemli önem arz etmektedir. Çünkü bu savaşın gelecekte kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı bir savaştır. Bu savaş kaybedilmiş olsaydı bugünkü ne devlet hayatımız ne millet hayatımızın bu şekilde şekillenmesi mümkün olmayacaktı. Bunu bir şuur olarak kabul edilip dış tehlikelere karşı milli birliğin çok iyi şuur açısından çok iyi temsil edilmesi gerekmektedir ki bu görevinde üzerine düştüğü en büyük kitle gençlerimizdir. Bir defa o savaşın durduğu kısa aralıklar içerisinde gecesiyle gündüzüyle bu ülkenin Diyarbakırlısı, Trabzonlusu, Sivaslısı, Yozgatlısı, Niğdelisi, Çanakkalelisi ve oturup sohbetler esnasında sadece illerini, geldikleri yerleri tarif ederek bir tanışma fasıllarının olduğuna da sık sık rastlamaktayız. Kınalı kuzular bunlar genç, 17, 18, 19, 20 yaşına basmamış olan gençlerdir. Dolayısıyla o gençlerin o dönemde nüfusun sadece geride gelen çoğunluğunu teşkil ettiği de düşünülürse biz millet olarak Çanakkale'de çok büyük bir insan kaybına uğradık. İngiltere, Britanya İmparatorluğu da bu kaybı verdirmiş olmasından dolayı çok övünmektedir. Vatandaşlarımız bu günü önemine çok iyi yaklaşarak değerlendirmeli. Gençlerimiz bunun tarihini çok iyi okumalı ve bugünlere gelişimizin de ne kadar zor şartlardan elde ettiğimiz değerlerinde ne kadar zor şartlarla elde edildiğini unutmamamız gerektiğine inanıyorum.